iyimserlik ve savaş sonrası dönemdi. Birçok süpermarket için ekonomik patlama, koridorlar tüketiciyle dolduruldu. Reklam ve parlak ürünler. Dergiler insanlara ne alacaklarını söyledi ve onları satın alma isteklerini arttırdı. Film yıldızları gümüş ekranı doldurdu. Şöhret kültürünün doğmasına neden olan gençlik bundan kurtulmak için savaştı. Popüler kültür pop art doğdu. Pop art da ne? Marilyn Monroe, çizgi roman, konserve ve ketçap ürünleri, hamburgeri de unutmamak lazım, fast food. Tarzı düz kamyon dolusu grafik ve ticari bir pop art gibi. İsyan hareketleri başlamıştı, popüler kültür, ucuz şeyler, yüksek seks. Eleştirmenler şüpheciydi. Bir çorbanın satışları nasıl bu kadar yüksek olabilirdi? İnsanların gerçekte yaşadığı dünya ve Andy Warhol'un dediği gibi her şey sanattır. Richard Hamilton, Amerika dergilerindeki kesikleri kullanarak pop kültürüne atıfta bulunan ilk kişiler arasındaydı. Peter Blake ve ardından David Hockney takip etti. Her şeyi kutladılar ve sorguladılar. Özgürlük olan Amerika'da pop sanatının soyut dışa vurumculuğunun içe dönük doğasına bir tepkiydi. Duvarları boyadılar, her şeyi abartılı şekilde yapmaya başladı. Bizimlerdeki kavram anlayışını unuttular. Tuvalleri, bayrakları ve lastikleri doldurdular. Robert Rauschenberg ve Jasper Johns yolu açtı. Daha sonra Andy Warhol ekran baskılarıyla sahneye çıktı. Artık o bu krallıkta hüküm sürüyordu. Roy Lee Hansen çizgi romanları yüksek sanata çevirdi. Klaus Odenberg pop art adı altında tuvaletleri çevirdi. Pop art muhafazakar devlete karşı bir tepkiydi. Mandalay taklit realistikleri adlı grup tuvalleri meydan okuyarak olasılıkları ve sonları ekledi. Daha sonra Amerikan ve İngiliz pop kültürünün patlaması 60'ların sonunda Martin Sharp ve Bert Waritli gibi sanatçılar tarafından benimsendi. Pop art'ın altın çağı bitmişti ama mirası daha yeni başlamıştı. İlk önce post-pop, daha sonra Avustralya'da popizm, ardından hiçbir şey kalmadı tabii. Samet Özcan pop art dönemini sunar. İzlediğinizde mimarlığın en ilginç, en eğlenceli hikayesini izleyeceksiniz. Çorba reklamlı kupanızı almayı unutmayın. Herkese selam, ben Samet Özcan. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hepiniz 15 dakikalığına ünlü olacaksın. Bu sözü ben söylemiyorum. Bugün beni bu videoda çok fazla görmeyeceksiniz ama sesimle beraber olacaksınız. O yüzden her zaman yanınızda olacağım. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Samet Özcan 100.000 kampanyasına da katılmayı unutma. Benim 100.000 olmam için aşağıdaki butona bas ve zili mutlaka aç. Ama mutlaka aç. O zaman Samet Özcan introsu gelsin. Pop art belki de zaman çizgisinin en önemlilerinden biridir. 20. yüzyılın sanat akımlarından tarihe yazıldığı bir karedir. Ama bir sanat eserini öne çıkaran nedir ve pop sanatçısı kime denir? En ünlülerinden bazılarını tanıyabilirsin. Şimdi sana Amerikalı sanatçılardan Roy Lichtenstein ve Andy Warhol desem. Bu kişileri tanımıyorsan şu andan itibaren tanıyorsun. Hikayemiz 1952'de Londra'da başlıyor. Soğuk bir gündü deyip dramatik bir hava katmayacağım. İskoç sanatçı Edardo Polozzi de dahil olmak üzere bir grup genç sanatçı, yazar ve mimar Independent grubu oluşturdu. Grup sanat dünyasına meydan okumak istedi. Her şeyi alt üst edecek olan popüler kültür ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiyle ilgilendiler. Polozzi suçlamayı yönetti. Bu dergi önemli bir reklam, çizgi roman ve çeşitli grafik görüntülerinin gösterdiği sunum Amerikan dergilerinden birisidir. Bu görüntülerden ilham alan topluluk, kapsayıcı ve kitlesel çekiciliği olan sanat yarattılar ve bunları Polozzi tarafından ilk başta kolaj olarak çıkartmaya başladılar. Bu resimlerden bazılarını kullanarak 1947 yılında Zengin Bir Adamın Oyun Şeyiydim diye dizi bile çıktı. Bu kolaj tasarımları şu an yanımızdan eksik etmediğimiz Coca-Cola reklamcılığını tekrar masaya oturttu. Ve Amerika'nın eşitlik politikasından dolayı Amerika devlet başkanı da fakirler de Coca-Cola içebiliyordu. Polozzi ayrıca pop kelimesini de bünyesine kattı. Amerika'da sanatçılar da bu akıma katılmaya ve kitle iletişim araçlarından görüntüleri
sanat eserlerinde pop artı dahil etmeye başladılar. Çizgi romancılar ve çizgi filmlerde bu işten nasibini aldı. New Yorklu sanatçı Roy Chastain'dan ilham alarak yeni karakterler oluşturdular. 1960'larda ilk eserleri olan hepimizin tanıdığı Mickey Mouse ve Popeye. Buradaki resim In the Car, 1962 yılında çekilen resimdir. DC Comics'in Girl Romance antolojisinden bir resme ait. Bu fotoğraftan anlayacağınız gibi kitle kültürünü benimseyerek çağdaş Amerika'nın bir imgesine sundular. Adı pop art ile eş anlamlı hale gelen Andy Warhol ve Lee Chastain ile aynı anda ortaya çıktılar. 1960'ların başında Warhol, Elizabeth Taylor, Elvis Presley ve Jackie Kennedy gibi bir dizi yıldız portresine girişti. Fotoğrafik seri grafi baskı kullandı. Ünlülerin portrelerini oluşturarak zaten dışarıda olan tanınabilir görüntüleri yeniden üretmesini sağladı. Bunları halka açık yerlerde, reklam çekimleri ve tabloid fotoğraflarda kullandı. Marilyn Monroe'nun tekrar eden resmi işte bu dönemde ünlü oldu. Ve tabii ki de bu yanda gördüğünüz çorba kaplarını da unutmamak lazım. Tekrar eden bu çorba kapları sanat eseri haline geldi. Şaşırdınız değil mi? Evet, ama bir sanat eseri. Pop art'tan etkilenen çağdaş sanatçılar ve neopop öncülerinden Jeff Koons ve Damon Hirst vardı. Onlar da Warhol gibi bu akıma öncülük etmişlerdir. Bu dönemde fabrikalar aynı şeyi üretmeye devam etti. Yıllar boyu devam etti. Yani seri üretim başladı. Ancak pop art şu an yok. Fakat pop art'ın mirası ve temaları, tekrarın gündelik nesnelerin ve kitle iletişim araçlarının çağdaş toplumda görünen sonsuz dalları ve ticari tasarımları ile sanatın ötesinde yaşıyor. Sizce bu başarının en büyük işareti mi? Sanat yaratması için verdiği popüler kültürü şimdi kültür tarafından bir kez daha geri mi alındı? Şu an mimarlık tarihinin en eğlenceli dakikalarına şahit olduğumuza göre şimdi bu videoyu toparlamanın zamanı geldi. Siz ne izlediniz, ne yaptınız, ben neden buradayım bile diye olabilirsiniz. Şu an günümüzde etrafınızda gördüğünüz her şey aslında bu dönemin popüler kültüründen ortaya çıkma. Mesela size bunu anlatmak için o dönemin bir fotoğrafıyla anlatacağım ve her şey açıklığa kavuşacak. Richard Hamilton tarafından yapılan bu kolaj aslında o dönemi anlatıyor. Şimdi hepimiz bu kolaja bakalım. Bu kolajda ne görüyorsunuz? İlk bakışta benim fark ettiğim şeyleri sizin de fark ettiğinizi biliyorum. Fark etmediyseniz de şu an beraber fark edeceğiz. Bu resimde Marilyn Monroe'ya benzeyen seksi bir kadın görüyoruz. Ve yanında da yine seksi, kaslı bir erkek görüyorsun. Aslında bu o dönemi insanların iç duygularının dışa vurduğu bir dönemi yansıtıyor bu iki obje. Obje de demek değil. Bu iki obje de olabilir. Obje olarak da değerlendirebiliriz aslında şu an bunları. Daha sonra pencerenin arkasına baktığınızda Hollywood'dan böyle filmler görüyorsunuz. O dönemin sinemanın, sinema oyuncuların ünlülüğün ne kadar popüler olduğunu anlatmak ise bir kare. Ve fark ederseniz koltuk takımları biraz daha modern. O dönemde kullanat sistemi vardı. Yani siz bir eşyayı aldığınızda hemen kısa vadede 2 ay, 3 ay kullandığınızda plastik olarak düşünebilirsiniz. Atıp yenisini alıyordunuz. Çünkü ucuz. Diğer bir kullanat sistemine dönme sebepleri popüler kültür sürekli değiştiği için popülerlik, insanların sevdiği şeyler şıp sevdi gibi bir şey düşün. Şıp sevdi oldukları için sürekli yeni bir eşya çıkıyor. O yüzden eskileri atıyorlar, yenileri alıyorlar. Aynı şekilde evin iç duvarındaki tablolara baktığınızda çizgi romanlardan kareler göreceksiniz. O da bu dönemde bu kültürün patlama yaşadığını anlatıyor. Bir de evin tamamına baktığınızda Amerikan kültürünün ev şeklini görüyorsunuz. Nasıl bir evde oturuyorlar, merdivenler. Evin yerine baktığınızda bir CD çalar görüyorsunuz. Burada da yine müzik çalıyor. Bu da o dönemin Elvis Presley tarafından müzik patlaması yaşadığı bir dönem olduğunu anlatıyor aslında. İnsanların müzik dinlediği, eğlendiği bir dönem. Peki bu dönem mimarlığı nasıl etkiledi? Size mimarlığı etkilemeden önce bu dönemin çok eleştirildiğini anlatmak istiyorum. Çünkü bu dönemin sanat olmadığına inanan insanlar var. Hatta büyük bir kesim var. Çünkü sanatın bir şeyi alıp yeniden coverlayıp kendi içsel dünyanda hiç olmayan bir şey yaratmak olarak adlandırılan bu sanat bu dönemde olan şeyi aynısını resmetmek veya olan şeyin aynısını ilerletmeden farklı bir varyasyona döndürmek olarak algıladıkları için çok büyük bir tartışmalara yol açtı. Ama bu döneme ışık tutan insanların asıl bunu yapma amacı satış psikolojisi. Siz bir şeyi almanız için ilgi çekici olması lazım değil mi? Sizi çekmesi gerekiyor. O yüzden bu dönemi yöneten kişiler mimariyi geriye alıp yararcılık politikasını uyguladılar. Bir şeyin sanat olması için onun işlevini yerine getirmesi olarak algıladılar. Bunu örnek olarak size Las Vegas'ı verebilirim. Las Vegas'a gittiğinizde Las Vegas'ın mimarisinde arkada bir beton bir bina vardır. Dümdüz kutu olarak. Ama satış psikolojisinden dolayı o binanın önüne öyle lambalar, öyle ışıklandırmalar, öyle kaplamalar yapıyorlar. Ben müşteri olarak veya bir insan olarak aa burada ne varmış deyip bakıp içeriye girmek istiyorum. İşte aslında uyguladıkları ideoloji buydu. Bu dönem bütün dünyayı etkilerken aynı şekilde mimariyi de etkiliyor.
etkiledi. Çünkü mimariyi en büyük etkileyen şey insanların düşünceleri. Siz asla yaşadığınız dönemden farklı düşünemezsiniz. Düşünmek isteseniz de düşünemezsiniz. Mesela hayal edelim. Siz şu an antik çağdaki gibi düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Çünkü bu dönemin doğrularıyla doğdunuz. Bu dönemde doğan veya bu dönemde yaşayan insanlar artık mimariye yeni bakış açısı kazandırmış. Şu an sizce, size soruyorum. Bu dönem bitse de şu an etrafınıza baktığınızda bunların izlerini görüyor musunuz? Görüyorsanız da nasıl görüyorsunuz? Çünkü aslında bu dönem mimaride ve dünyada hiç bitmeyecek bir döneme imza attı. Günümüzden en basit örnek olarak çoğu insan ya da belli bir kesim, bunu herkesin içine dahil etmem doğru olmaz, hala marka giyinme, marka alma ya da kıyafetin üstünde amblem görme çabası var. Sizce de bu hala o dönemin etkisinden dolayı değil mi? Ya da Instagram'da fotoğraf çekilirken masanın üstüne koyduğunuz Starbucks bardakları. Neden Starbucks amblemi var üstünde? Neden Starbucks değil de normal bir kahve bardağı kullanmıyorsun? Bunu düşünmeni öneriyorum. Ve düşündüğünde fark edeceksin ki şu an yaşayan her insanın içine iliklerine kadar mimari, sanat, tasarım işlemiştir. Bunu kimse inkar edemez ve insan sanattan ayrılamaz. Ben Samet Özcan. Eğer bu videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Samet Özcan 100.000 kampanyasına katılmayı unutma. Samet Özcan 100.000 kampanyasına katılman ve alttaki zili açman o kadar önemli ki. O zil butonu var. Bakın zile benziyor. Eğer o zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size saygılar diliyorum.